Evet, önce bitirdiğim kitaptan bahsedeceğim. Size bile gelmeden tüm yakın çevreme önerdim bile zaten. Zor bir kitap. Özellikle konuyla alakalı bir iç savaş veriyorsanız. Mesela ben çok zor okudum. Ama önemli farkındalıklar yaratıyor. Gerçekten yani konuyla alakalı aile travmaları ve bu travmaların genetiğe aktarılmasıyla alakalı bir kitap, tamam mı? Ve siz farkında olmadan günlük yaşantınıza, ikili ilişkilerinize bu travmaların nasıl aksettiğiyle alakalı bir kitap. Kitap sadece neden olduğunu açıklamıyor, sizi yönlendiriyor, bunu çözmeye hani yardımcı olmaya çalışıyor. Ayrıca içinde böyle yazılı alıştırmalar da var. Öneriyorum ama zorlanabilirsiniz okurken. Yani bazı şeylerle yüzleşmeye hazır değilseniz okumayın. Ama açıksanız böyle tedavilere, ki bu bir tedavi kitabı bence, okuyun. İki tane yeni kitap aldım. Biri bu, Hayır Diyebilme Sanatı. Bu konuda ciddi yardım almam gerektiğini düşünüyorum. Aslında eskiye nazaran çok daha iyiyim. Çok daha sınırlıyım. Ama ya böyle insanları böyle bir mutlu etme şeyi var ya içimizde, hani ya tamam ya olsun ya falan. Olmasın. Olmasın. Hayır de. İkincisi de bu, Senin Olan Seni Bulur. Mükemmel bir başlık gerçekten. Yazarın kalemine sağlık. Bu da bir şeyle alakalı mesela. Hani hep de yani nasipte varsa olur. Biraz da ikili ilişkilerle alakalı. Hani aşık olduğun insan eğer, hani şu an ayrıysanız diyelim, eğer o hani seninse o sana geri gelir zaten. Hani çok da bir çabaya gerek yok. Bunu merak ediyorum. Bunu da merak ediyorum. Paylaşacağım sizinle. Okuyun kitap kurtlarım.